Tura, ben kazandım. Yeşil dolap dipteki odaya gidiyor. Ya bana göstermedin ama. Hayır, pembe dolap taşı. Yeşil dolap dedim. Ben de pembe dolap dedim. Yeşil dolap. Çocuklar. Ne oluyor babacığım? Ha? Yaz yazı Tura'da kaybettiği için mızıklanıyor baba. Dipteki oda benim. Ama abim hile yaptı baba. Oda için mi tartışıyorsunuz yani? İki oda birbirinin tıpatıp aynısı. Ha? Of! Odam tıkış tıkış oldu baba ya. Nereye dönsem bir şey çarpıyor. Delireceğim yani. Kızım yapma, sen bari yapma. Sen bari yapma. Eski odandan sadece yarım metrekare küçük. Baba bak, ben bu evi hiç sevmedim ya. Sokak desen ayrı bir rezalet. Dolapları ne yapacağız doktor bey? Yeşil dolabı dipteki odaya taşıyın. Ya baba ya, of! Tamam, pembeyi götürün. Ya ne? Çocuklar. Şimdi doğru mutfağa gidiyorsunuz. Ve aranızda bu meseleyi medenice konuşup çözüyorsunuz. Birbirinizi ikna etmeden oradan çıkmak yok. Anlaşıldı mı? Ya Allah'ım billahi aşkına hangini taşıyacağız ya? Bırak oraya kalsın. 10 dakika dinlenin hadi. Ah benim artık yetişkin olmuş. Güzel kızım. Sen bari yapma. Mızmızlanmayı bırakıp yeni evine alışmaya çalışsan. Ha? Hadi kardeşlerine yardımcı ol. Hadi benim güzel kızım. Hadi benim bir tanem. Ah, 3 dakika sessizlik ne olur. Kerem Bey! Kerem Bey, bugün de bütün gerçekten insanı belirtti. Hayır, eli o kadar yavaş ki. Yani onun kütüphaneyi yerleştireceği süre içerisinde benim gençliğim solacak. Sana söylemedim gerizekalı. Hayır, size hiç öyle bir şey söyler miyim ben? Aşk olsun, kapat şimdi salak. Ben sana demiştim Kerem. Ne demiştim? Başhekimliği o salağa bırakma demiştim. Bak, yine para kaybettim. 3 dakika dedim, 3 saniye değil, 3 dakika ne olur. Ya odayı bana bırakırsın ya da ponilerin kel kalır. Ya abla ya! Ya bir susun ya! Bana ya şu konuyu çözerseniz ya da sizi o odaya kilitlerim ona göre. Sadıka! Sadıkacığım! Allah'ım ne işsin? Sadıka! Sadıka! Ay Allah'ım, insanların eline böyle don diye girilir mi canım? Allah Allah! Sadıka! Eski ev sahibinin oğluna aşıktı da bunalım da şu anda. Sadık! İşte buradasın. Gel bakalım, oturdun mu oraya? Donmuşum benim. Korkma gel. Gel sev bak dedesini okşa böyle. Bak hiçbir şey yapmaz. Naz dur. Mikropludur o. Babam kızar. Kızmaz. Aşıları tamdır benim Sıdıka'mı. Boşuna uğraşma hadi. Verdiğim karardan memnunum. Doktorluk yetiyor. Başhekimliğe dönmeye hiç niyetim yok. Niye yok? Bir hatun buldum, ona vakit ayıracağım desen neyse. Çocuklarına vakit ayıracağım. Melek öleli 3 yılı geçti. Çık artık şu münzevi hayatından. Çocuklarından önce biraz kendinle ilgilen. Baba olmadığından anlayamıyorsun tabii değil mi? Bak. Bir gün uyandığında artık 17 yaşında bir kız babası olduğunu fark etmek ne demek bilemezsin. Bilirim. Öyle bir gerilim filmi izlemiştim. Of hadi, of hadi. Ya diyorum ki gece gündüz çalışırken onların büyümesini kaçırdım. Artık onlara daha çok vakit ayırmak istiyorum. Anlasana. Onların esas bir anneye ihtiyacı var. Bir anneye. Sen işinden ayrılacağın önce onlara bir anne bul. Evet. Ben de hep size aynı şeyi söylerim ya Kerem Bey. Asistanın da aynı şeyi söylüyor. Canım, böyle şeyler kendiliğinden olur. Sırf çocukların başında bir anne olsun diye ilişki arayacak halimiz yok. Tabii Kerem Bey, tabii. Aramaya gerek yok zaten. Kendiliğinden olur. Nasıl, sevdiniz mi burayı? Ya henüz sevilecek bir tarafını göremedik maalesef.
Daha beni tanımadınız da ondan. Ben şu yandaki evde oturuyorum. İsmim Cansu. Ama sululuktan hiç hoşlanmam. O yüzden suya atıp bana Can diyebilirsiniz. Ben de Pınar. Bunlar da Ömer ve Naz kardeşlerim. Cansu! Bu muhteşem sesli annem oluyor. Bağırma anne. Görüşürüz. O da benim. Yoksa babama kedi sevdi derim. Sana çok kızım. Ömer, ben sana şantaj yapma demedim mi? Tamam, yapmayacağım. O zaman güçlü ve büyük olan... ...odayı... ...alır. Evet, ben kazandım. Allah Allah ya. Gel. Vah be. Sen şimdi buna adalet mi diyorsun Ömer? Hı? Önce şantaj yaptığın olmadı, şimdi de kaba kuvvete başvuruyorsun ha? Sana hiç yakıştıramadım. Ya Ömer'in mesleği o. Bize şantaj yapar, babama da yalakalım. Ali. Hı? Sen yarın akşamki sunumla ilgili raporları hazırlayın. Nasıl yani, ben gidiyor muyum? Evet. Ama Kerem Bey, ben daha yukarıdaki çalışma odasının dekorasyonunu bitirecektim. Oranın hali hiç içime sinmedi. Olur. Şöyle yapalım istersen. Sen asistanım olarak evi dekore et. Dekoratör de beni asiste etsin. Nasıl fikir? Vallahi bana sorarsanız şahane olur. Dur, müsaadenizle. Abin de bana aynen böyle yapardı. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Çok çalıştım ve bir aikido ustası oldum. Artık onu tek hamlede yere serebiliyorum. Aikido ne? Aikido bir dövüş sanatı. Eğer kız kardeşini böyle eziklemeye devam edersen... ...o da büyüyünce benim gibi bir dövüşçü olabilir. Sonra intikamı acı olur söyleyeyim de. Nasıl prenses bir dövüşçü olacak? O da mandalinayı bile dövüyor. Ben ona bir iki sihirli hareket öğreteyim bak. Mandalina ağacını bile devirir. Hatta seni bile yere serebilir. Tabii. Gel iddiaya girelim. Naz yenerse odayı alır. Tamam, kabul. Sonra ağlamak yok ama. Naz'a yenilirsem zaten öleyim. Ben abimi yenemem ki. Hem bir kızım hem de küçüğüm. Cansu'ya güven, gerisini merak etme sen. Atla bakalım. Hoppa! Şimdi karşılıklı duruyoruz. Uzat bakalım kolunu Ömer. Sen de buradan tut prenses. Ben şimdi sana bir, iki, üç deyince buraya bastırıyoruz, tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. İnanamıyorum ya, nasıl prensese yenildin Ömer. Gel bakalım. Ömer, yandın oğlum sen. Eğer bunu birine anlatırsan ben de senin bütün SMS'lerini okurum. Hepsini babama anlatırım. Hele bir oku bak ne oluyor, pis şantajcı. Zaten okumaya başladı. Seni var ya. Gelsene sen buraya. Ömer. Şşş, sakin, sakin, sakin. Bana da öğretsene şu sanatı. Ablamı döverim. Ya Ömer. Şşş, tamam, tamam, kontrol. Eğer senden küçüklere haksızlık yapmayacağını söz verirsen öğretirim. Cidden mi? Tabii cidden. Ya bana öğretsene ya. Sarkıntılık eden gerzeklere haddini bildirir. İşte burada aikido çok işe yarar. Gelin ben. Hayrola, nereye? Ya boğazım kurdu, bir su veren yok. Dur. Çocukların bir sorunu var, onu çözüyorlar. Ha, al işte. Çocuk demek dert demek zaten. Sorunları hiç bitmez onun. Ya kurbanınız olayım doktor ya. Ne yapacaksın? Yapar mı şu dolapları artık ya? Ha. Dolaplar. Ya bekleyin bir dakika. Bekleyin. Kerem, dostum, kardeşim. Bak çocuklar için yapmadığın kalmadı. Başhekimliği bıraktın. Bakıcıyı işten çıkardın. İşten eve çabuk dönmek için buraya taşındın. Yakında ütü yapıp yemek pişirmeye de başlarsan hiç şaşırmayacağım artık. Ya Hadi, çocuklara biraz fazla zaman ayırmak istemem bu kadar garip bir şey mi Allah aşkına? Ya bari bakıcıyı işten çıkarmasaydın. Üçüne birden nasıl yetişeceksin? Yetişirim, yetişirim. Merak etme sen. Zaten bakıcıyı filan dinlemiyorlardı ki. Bak bir sözümle üçü de mum gibi oldu. Ne haber? Hadi sana iyi günler. Kalıp yardım etmek isterdim ama bir fıstıkla randevum. Aa, ay,
Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ne oluyor? Ömer, iyi misin oğlum? Korkma baba ya, herkes gayet iyi. Evet. Evet, evet, gayet iyiler babaları. Hoca iyi olunca. Ana, bana burada neler döndüğünü söyleyecek misin? Kim bu kadın ve burada ne işi var? Biz eğleniyoruz, Can da bize ayaki de öğretiyor. Evet. Dövüş sanatı. Can? Aslında Can Su. Ama Sulu olmasın diye Can diyoruz. Yanımızdaki evde oturuyor. Cansu Hanım ya da Can Hanım, her neyse, elimde olmadan biraz merak ettim. Siz acaba bütün komşularınızın evine gizlice girip çocuklarını dövüştürür müsünüz? Yoksa bu bana özel bir hoş geldin partisi mi nedir? Niye bağırıyorsunuz canım? Ben çocukların arasındaki haksız rekabeti giderdim sadece. Artık eşit şartlarda kapışabilecekler. Kapışmak mı? Benim çocuklarım kapışmaz hanımefendi. Onları medeni insanlar olarak yetiştiriyorum. İşte bu doğru. Çok medeniler. Ya bir kedi görmeden büyümüşler. Yazık ya. Yazık mı? Tabii. Mesela burada benim yeğenlerim olsa ne yapardı biliyor musunuz? Ne yapardı? Ağaçlara tırmanırlardı, kız kaçıran uçururlardı. Ne bileyim, çatapat falan patlatırlardı. Ya böyle eve kapanacaklarına dışarı çıkar, kan, ter ve gözyaşı akıtırlar. Ya ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Kan, ter ve gözyaşını ayrı ayrı mı vereyim, yoksa ağlatıncaya kadar dövüp kanı doğrudan üstlerine mi fışkırtayım? Yapma baba ya. Yapar mıyım oğlum? Ne biçim kadınsınız siz? Deli misiniz, nesiniz? Ben gayet normal bir insanım. Cansu! Bağırma anne! Ben deli değilim ama siz biraz kaba ve sinir bir tipsiniz bence. Lütfen evinden gidiniz ve akıl sağlığı yerindedir raporu almadan da bir daha kapımı çalmayınız, anlaşıldı mı? Ben de gidiyordum zaten. Güle güle, güle güle. Çocuklar, istediğiniz zaman beni ziyarete gelebilirsiniz, tamam mı? Gelemezler efendim, babaları izin vermiyor. Aman ne hoş, hem sevimli hem despot. Kim, ben mi despotum? Çocuklar, bu kadın bir daha asla bu eve girmeyecek, anlaşıldı mı? Tam da buraya seveceğimi düşünmüştüm baba. Buna da limon sıktığın için çok sağ ol. Pınar. Allah Allah. Yahu mahallenin delisi eve gelip sizi dövüştürüyor. Ama limonata güzeli baban oluyor. Öyle mi yavrum? Doktor. Kurbanın olayım söyleyin bana ya. Ben miyim problem ya? Dolaplara. Ömerciğim sen... Dipteki odayı naza veriyorum babacığım. Zaten ortadaki daha güzeldi. Aferin oğlum. Aferin Ömer. Beni ciddiye alıp sorunu medenice çözmenize çok sevindim. Seni ciddiye almadı ki baba. Canı ciddiye aldı. Canı mı ciddiye aldı? Evet, can olmasa oda meselesinin çözüleceği yoktu yani baba. Hiç de bile. Asıl babam olmasaydı çözüleceği yoktu. Canım babam benim. Ay, yalaka. Medeniyet veren o tek dişli canavarı merak eder dururdum. İşte geldi, burnumuzun dibine taşındı. Misafirimiz var yavrucuğum. Merhaba Cansu, nasılsın? Bir sen eksiktin. Bomba gibiyim Yılmaz'cığım. Her an elinde patlayabilirim. Alem, alem bu bizim kız, alem. Ay, ay, hep şaka, hep şaka. Öldürüyor bu kız bizi gülmekten, Yılmaz'cığım. Çocuğum, geldiğinden beri ona sıkı sıkı sarılmışsın. Nedir o elindeki? Pirzola İsmet teyzeciğim. Vallahi kendi ellerimle seçtim. En pahalı kasaptan, tazecik, ilik gibi. Ay, ay niye zahmet ettin yavrucuğum? Ayol bir kere de elin boş gel. Ya. Zahmet olur mu kısmet annem? Tam 2 kilo 250 gram. Babam dedi ki, evladım dedi, bol bol al, bol bol al. Onlar et yemiyordur dedi. Aa. Kısmet annem, bir lavaboya gideyim mi? Tabii gidebilirsin çocuğum. Anne, ben size ölsem bu Semih'le evlenmem demedim mi? Sus! Sen ememe deme! Çocuk duyacak. Hem anlamadan dinlemeden. Aa! Ay, ay biz sana hemen evlen mi diyoruz yavrucuğum? Ay hakikaten. Canım bir gez, bir dolaş. Aa! Birbirinizi şöyle bir tanıyın diyoruz. Anne,
5 yaşında sümüklü bir velet olduğundan beri dövüyorum ben bu Yılmaz'ı. Daha ne kadar tanıyabilirim? Kız vallahi etlerini vurarım seni. Aa, koskoca kız oldun, 30 yaşına geldin. Hala dövüşmek mövüşmek ne oluyor? Bir dakika. 29,5. Bu buçuklar da senin icadın. Ay benden öğren öğrene. Bir bunu mu öğrendin? Kızım gez, dolaş. Bak yarın akşam çocukcağız seni İstanbul'un en lüks lokantalarından birinde yemeğe götürecek güzel kızım. Şöyle şık şıkırdım giyinirsiniz. Pahalı lezzetli yemekler yersiniz. İki çift insan görürsünüz. Hayatı bir de bu yönden tanı be yavrucuğum. Anneciğim, teyzeciğim. Heh. Rüyanızda görürsünüz. Ama çok istiyorsan sen gidebilirsin teyze. Aa, başıma gelenler. Ayol o benim dengim mi? Ah yavrucuğum, Cansucuğum yoruldun tabii. Dinlen çocuğum sen, dinlen, tabii, dinlen. Tabii. Aman canım. Yılmaz Bey bizim yabancımız mı, aileden sayılır o değil mi çocuğum? Ah nazar değdi kıza nazar. Ama Cansu seninle yemeğe çıkmayı kabul etti. Oh be! Allah'a şükür vallahi rahatladım. Oh. Aç kızım ağzını. Benim odam çok güzel oldu değil mi babacığım? Evet bir tanem, çok güzel oldu. Hadi bak kaşık bekliyor. Abiminkinden daha güzel oldu değil mi baba? Evet abininkinden daha güzel oldu. Hadi aç bakayım ağzını. Ben doydum. Nasıl doydun? Bir şey yemedin ki daha. Doydum. Bak sen yemezsen abine vereceğim. Evet evet o yesin. Hayır. Hatta benim yemeğimi de yesin. Ya ben zaten kendi yemeğimi yiyorum. Niye ayrıca cezalandırılıyorum ki? Ceza mı? Ne demek ceza oğlum? Yemek yemek ceza olur mu hiç? Pınar aşk olsun ya. Ne güzel mis gibi bir yemek işte. Ne bu? Kereviz mi içindeki? Havuç mu? Yemek şirketinin gönderdiği listeye göre bu bir tür türlüymüş babacığım. Nasıl sıkıcı yemekler yapıyorlar hayret ediyorum. Evet bu yemekler çok sıkıcı. Aa, gördün mü? Bravo Pınar. Sayende bahaneyi de buldu kızım. Şimdi Naz Prenses yemek yemiyor diye suçlu ben mi oldum baba? Ya kızım sıkıcı yemek ne demek Allah aşkına? Yani yemeğin eğlencelisi falan mı olur? Ya baba baksana yani yalan mı? Ya böyle şey gibi. Ya ev yemeği gibi. Evet. Ya burası ev zaten. Evde ev yemeği olur. Ne yapayım yani size döner mi? Evet evet döner. Aa, bravo. Hayır efendim. Burası kebapçı değil. Ev yemekleri yapan bir lokanta. Naz. Hadi benim bir tane. Hadi kızım. Of Allah'ım böyle olacağını bilseydim adını Naz koyar mıydım? Hadi Naz. Yumurtalı patates yiyeceğim ben. Yumurtalı patates mi? Evet baba ya. Patatesleri kızartıyorsun üstüne de yumurta. Üf. Dadı her gün yapıyordu süper oluyordu vallahi. Her gün mü? Atıyorlar baba ya. Her gün yapmıyordu. Sosis yapmadığı zaman da patates yapıyordu. Nasıl yani? Dadınız size ya sosis ya patates falan mı yapıyordu? Ya bazen ikisini aynı anda da yapıyordu. Allah'ım çocuklarımı sosisle patatesle büyütmüşler. İyi ki kovmuşum kadını. Şimdi yumurtalı patates yiyebilir miyiz? Ben çok acıktım. Doğru seni aç bıraktık değil mi? Oh. Yapalım bakalım ne yapalım. Yapabileceğinden emin misin baba? Aşk olsun kızım. Bak bunlar var ya bunlar bu eller. Ne böbrekler ne ciğerler ne dalaklar kesti, biçti, dikti. Yani iki yumurtayla mı baş edemeyecek? Seyredin babanızı bakalım. Evet. Bunlar da zar gibiler tabii. Resmen malzemeden çalmış tavuk. Ben geldim. Merhaba çocuklar. Aa, ay kıyamam. Siz yumurta mı yapıyorsunuz Kerem Bey? Ah kıyamam. Nasıl anladın? Naz'ın canı yumurtalı patates çekmişti. Müsaade ederseniz... Ben yapayım Kerem Bey. Biliyorsunuz ben mutfakta çok iyiyimdir. Ah evet. Tahtalaşmış lazanyanın tadı hala damağımızda. Benim de dişimde.
Dişimin ucu hala çatlak. Ama çocuklar, niye böyle yapıyoruz? Hatırlamıyor musunuz ki o gün fırın bozulmuştu? Ama yumurta konusunda gerçekten şahaneyimdir. Müsaade eder misiniz Kerem Bey? Ya babam yapsın. Ama kızım, belki Alev ablan daha güzel yapacak. Ya sen yap. Peki bir tanem. Alevciğim, sen zaten bugün çok yoruldun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Peki. Çocuklar. Güle güle. Evet, nerede kalmıştık? Yesenize. Nefis. Naz, senin için yaptım kızım bunu. Ne oldu, beğenmedin mi? Yemeyeceğim. Ben de kendiminkini sabaha saklayayım babacığım. O kadar güzel olmuş ki yemeğe kıyamadım. Ama ben ne kadar uğraştım bunu yapmak için bilmiyor musunuz? Aşk olsun size. Gerçekten aşk olsun. İyi akşamlar. Yaşasın Cem. İyi akşamlar. Akıl sağlığı raporumu yarın getirsem olur mu? Çocuklar bundan tatmazsa içim rahat etmeyecek çünkü. Yoksa yani kapı dışarı edildiğim bir eve geri gelecek halim yok. Tabii tabii. Çok inandırıcı. Merak etmeyin, bunu bırakıp gideceğim. Pınar bana yumurta maceranızdan bahsetti de. Bravo Pınar. Bravo kızım. Bravo. Kediyi getirdin mi Can? O kedi uyuyor tatlım. Ama sana çok daha güzel bir şey getirdim. Sorma, bayılırım sormaya. Naz'a da ayıracaksın Ömer. Naz yemeği pek sevmez. Zahmet ettin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Nefis almış. Neyse, size afiyet olsun. Şişt, bunları ayırmayı unutma, tamam mı? Size de bravo çocuklar yani. Bu erkek Fatma'nın diline çok güzel laf verdiniz. Bravo. Ben çocuklar aç kalmasın diye işimi gücümüz bırakıp sarma sardım onlara. Ütüye mi ara verdiniz yoksa çamaşırı mı? Siz beni evde dantel örüp koca bekleyen bir ev kızı sandınız herhalde Doktor Erol Bey. Erol? Erol kim? Kimse kim? Ben sizi kendimle tanıştırayım. Santral operatörü Cansu Tek. Mesai saatlerim değişken olduğu için bugün evdeyim, o kadar. Sen de mi cerrahsın Cansu abla? Cerrah değil oğlum. Santral memuriyesi. Memuriyesi ne olmuş? Niye aşağılıyorsunuz? Ayıp, ayıp. Emek kutsaldır. Emeği küçümseyenin de... çok affedersiniz cücük kadar aklı yoktur. Afiyet olsun çocuk. Güle güle, güle güle. Can çok tatlı değil mi baba? Ya, ne demezsin? Allah'ım ne kadar sıkıcı. Pantolonunda minicik bir kırışık bile yok. Duvarlara tırmanma huyu da var bunun. Parmaklık taktırsam iyi olacak. Makası yanlışlıkla kafasına mı düşürsem acaba?
Ha, kendi kendine de gülüyor. Hakiki bir deli bu. Hayatında yaptığı en büyük çılgınlık gömleğini çıkarmadan uyuyakalmaktır herhalde. Zavallı anne babasına çok çektirmiştir herhalde. Küstah. Erkek Fatma. Cansu! Cansu! Kız neredesin sen ha? Neredesin? Ya bağırma anne, buradayım. Ah! Ah! Ah doktorcuğum! Güle güle oturun doktor beyciğim. Efendim ben İsmet, Cansu'nun annesiyim. Gördün mü? Yeni komşuyu mu gördün yani? Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Ben de Kısmet, Cansu'nun teyzesiyim. Biz de size hoş geldine gelmek istiyorduk. Hoş geldin Emin. Tabii. Müsait olduğunuz bir zamanı bildirin. Hediyemizi alalım, gelelim. Maalesef önümüzdeki kışa kadar müsait değilim efendim. İyi günler. Aldınız mı cevabınızı? Ya laf dinlemiyorsunuz ki, size kaç kere söyledim ben adam gıcığın teki diye. Allah'ım hoş geldine gideceklermiş. Neresi gıcık? Adamda prens kumaşı var. Ayol bunun neresi prens? Burnu büyük, burnu. Aa, hiç de bile değil. Hokka gibi burnu var. Gül Ali gibi yakışıklı. Teyzeciğim, anneciğim lütfen girin içeri, duyacak şimdi. Aman canım, kötü bir şey söylemiyoruz ya. Yakışıklı diyoruz. Ya teyze lütfen. Ay, tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi sen de gir içeriye, hadi. İşimiz var seninle. Gıcık. Modası geçmiş Yeşilçam beyefendisi, ne olacak? Ay. Oh, bir daha duvarımda gezinmez. Kıza benzeyecekti canım. Bu da geç kaldı. Anasının kızı canım. Durdu, durdu. Sonunda kabak çiçeği gibi açıldı. Ya ne çiçeği böceği teyzeciğim ya? Ben öyle yeteneksiz misiniz şeyse, kız taklidi yaptım. Sen gel hele, gel böyle, gel gel. Esas yetenek vetenek şeyini biz sana yapacağız. Ne yapacaksınız? Bak! Ay! Üstüne de tıpatıp uydu güzel kızım. Ya anneciğim, bana böyle şık şık adım şeyler dikeceksiniz diye uğraşmıyorsunuz değil mi? Giymem yani. Lütfen tarzıma biraz saygı gösterin, lütfen. Ay senin tarzına. Biz hep saygı gösteriyoruz ya bir tanem. Yani oğlan çocuğu gibi dolaşmanı... Ay hiç saygısızlık yaptık mı? Hem bu elbise sana değil güzel kızım, müşteriye, müşteriye. Aa. Ölçü alacağız canım. Aa. Ölçünü alacağız. Bak ne diyeceğim. Ölçüyü Cansu'nun üstünde alsak müşteri gelmeden hemen. Teyze. Ha. Olmaz. Aa. Ay, hadi şunu hemen giyiver. Annesinin dikenli gülü. Hadi, olmaz. Hadi, hadi benim bir tanem. Yavrum. Hadi güzel. Hadi, hadi benim canım. Fındık kızım. Hadi, hadi ölçü. Hadi papatya demedim. Hadi benim ısırıyorum. Of, of tamam, tamam. Of. Ah. Ah maşallah. Maşallah kızıma da maşallah. Tarz oldun ayol sen. Tarz, tarz. Ay dur, dur şu ayakkabılarını da giydireyim. Ayakkabılar ha. Niye? Aa, etek boyunu göreceğiz evladım. Ver, 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 ver. Çok yüksek değil mi bunlar? Ha. İyi, iyi, boyu iyi. Ay parçası gibi oldun. O erkek Fatma gitti. Yerine zarif bir kuğ geldi. Ben erkek Fatma değilim teyze. Değilsin tabii yavrucuğum. Ay, kim diyor benim güzel kızıma erkek Fatma diye? Teyze, en başta sen söylüyorsun. Bak şimdi şu saçları bir yukarı alalım şöyle. Saçlarımı niye topluyorsunuz canım? Elbisenin sırt kesimini göremiyoruz. Hadi. Ya tabii. Ah, bak Kısmet. Ay harika oldu. Bir dakika, bir dakika. Şunu da takalım. Aa. Ya kolye ne alaka teyze? Kızım elbisenin dekoltesini nasıl ölçeceğiz, nasıl anlayacağız? Ha, bakayım. Evet, işte bu. Ah, ü yap bakayım çocuğum. Ü yap canım, ü yap. Rujunu da süreyim. Ruj ne alaka anne, Allah aşkına? Ruj sürmeden...
Şeyini şey edemiyoruz ki evladım. Neyini ne edemiyorsunuz anneciğim? Ya Allah aşkına ne işler çeviriyorsunuz siz? Sus maymununa çevirdiniz beni. Bak çıkarıyorum ama. Kızım. Gördün değil mi anneye nasıl çemkiriyor? Ben evi geçindirmek için iğneyle kuyu kazıyım. O anneye maymun demeyeceğim. Allah aşkına sana mı dedim ben maymun diye ya? Aa, İsmet bana Tabii siz ikiniz ne güzel bir arada gül gibi geçirip gidiyordunuz. Ben geldim. Çocuğunuz zoru kaçtı. Teyze sen yapma bari. Ne gelmesi gitmesi. 7 yıldır beraber yaşıyoruz biz. Ay İsmet duyuyor musun? Günleri saymış. Ben yok oluyorum. Ya Allah aşkına yapmayın. Vallahi üzülüyorum bak. Tamam. Yapacağım makyaj. Yapacağım. Gerçi sebebini anlamadım ama neyse. Sürüyorum. Oldu mu? Olmadı. Kenarlarına taş diyeyim. Versene sen. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle yapmazdı. Nihayet. Merhaba baba. Otelimize hoş geldiniz küçük hanım. Odanıza çıkmadan önce lobimizde küçük bir aparatif alır mıydınız acaba? Belki bir teşkil falan. Ay baba ya, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmine gittim. Tam 2 saat 40 dakikaymış. Nereden bileyim? Tabii izleyene 7 saat gibi geliyor, o da ayrı. Haber vermeden niye sinemaya gidiyorsun kızım? Telefonum da kapalı üstelik. Bak yemeğe gideceğim, seni bekliyorum. Niye? Ben gelemem ki. Onu mu diyorum kızım ben? Kardeşlerinle ilgilenebilirsin değil mi bu akşam? Yok baba, ilgilenemem çünkü benim yarın 2 sınavım birden var, ders çalışmam lazım. Yarına 2 sınavın birden mi var? E niye sinemaya gittin kızım o zaman? Çünkü moralim bozuktu baba. Moralim bozukken ders çalışamıyorum. Biraz kafa dağıtmak istedim, çok mu? Ya senin bu moralin nesi var acaba? Son günlerde sık sık bozulur oldu da. Ana. Ya, bravo kızım, bravo. Giysilerimi yerleştirdim derken hiç yalan söylememişsin. Toplayacak mısın bunları? Toplayacaktım zaten. Sinemaya kimle gittin demiştin sen? Özel biriyle mi? Yani senin var mı öyle özel bir arkadaşın filan? Yok, kız arkadaşlarla gittik. Ha, iyi. Peki nasıl kızlar bunlar? Yani onların da moralleri bozuluyor mu sık sık? Moralini düzeltmek için hiç aralarında alkol kullanan filan var mı? Hı? Panik yapmana gerek yok baba. Ben de arkadaşlarım da alkol kullanmıyoruz. Erkek arkadaşım filan da yok. Neyin var peki o zaman kızım? Neyin mi var? Hı. 10 yıldır yaşadığımız evi bırakıp bu aptal eve taşındık. Buyum var baba. Ben şimdi sadece bunun için moralim bozuk senin. Sadece bunun için moralim bozuk. Ama Pınar'cığım alışmaya çalışsan ha? Bak tadı da yok artık. Sizlerle sadece ben ilgileneceğim. Ve tam bir aile olduk. En büyük yardımcım da sensin. Hı? Baba, bana güvenme. İşte burada duruyor. Nasıl gitmiş ki oraya? Ay Allah. Atsan bu kadar uzağa gitmez yani. Ay ne bileyim kızım, düşmüş işte. Ben düşeceğim, asıl o olacak. Kadınlar nasıl yürüyor bunun üstünde? Cambaz olmak lazım be. Açsanıza kapıyı. Niye gülüyorsunuz? Seni paket yaptık şaşkın. Ay pek güzel oldun vallahi. Annesinin bir tanesi. Ne paketi, ne güzeli ya. Ne diyorsunuz siz? Bak Beyazatlı prensim geldi. Yılmaz mı geldi? O Semih için mi giydirdiniz beni böyle? Ay huysuzluk etme Emi bir tane. Bak yine dövüş edersen
Anneciğin de seni sövüş müyüş ediverir. Tamam mı canım benim? Al canım benim. Hadi afiyet olsun. Hadi canım. Yavrum, al. Kuzu kızı, gönlün var mı beni almaya, bana almaya? Gönlün var mı beni almaya, bana varmaya? Teşekkürler anne. Teşekkürler teyze. Teşekkürler beni müteahhit Seme Yılmaz'a uygun gören oynak kadın. Teşekkürler Türkiye. Beni almaya, bana varmaya, komşu kızı. Aa, Yılmaz. Merhaba İsmet anne, ver elini. Cansu nerede oğlum? Bilmem nerede. Bilmem nerede? Ha, tuvalettedir annem. Kızlar dışarı çıkmadan 40 kere tuvalete girer. Hoş geldin Yılmaz. Kısmet teyzem, ver elini öpeyim. Sağ ol. Sürpriz olayı da takdim edeyim. Aman oğlum niye zahmet ettin? Daha dün de getirmiştin. Babam onlar eti özlemiştir. Bol bol götür yesinler dedi. Ay ne ince düşünceli öküzdür senin. Kısmet, gel buraya, gel. Bırak şimdi öküzü buzağıyı. Kız yok ortada, kız. Ah. Kerem Bey, ben hazırım. Pınar'ın ders çalışması gerekiyormuş Halef. Çocuklarla sen ilgilenir misin lütfen? Nasıl yani ben sizinle gelmeyecek miyim yemeğe? İkisinin birden yapamayacağına göre gelemeyeceksin tabii. Çocukları yalnız bırakamayız. Ya biz yalnız kalabiliriz babacığım. Yani kocaman olduk. Tabii oğlum, tabii. Ne kadar kocaman olduğunu evde yangın çıkardığında anlamıştım ben zaten. Yani Alev abla yorulmasın diye diyorum. Can kim? Oğlum, o kadın bir daha bu eve girmeyecek demedim mi ben? Can kadın mı? Can gelsin, onun kedisi var. Bir dakika Kerem Bey. Ben daha önce Can diye bir kadın ismi duyduğumu hiç zannetmiyorum. Canım, kadın demeye bin şahit ister zaten. Tam bir erkek Fatma. Yanımızdaki evde oturuyor. Geçen de çocuklara karate öğretirken yakaladım. Ne diyorsunuz? Karate mi? Karate değil, aikido. Her neyse oğlum, her neyse. Bakın benim çıkmam gerek. Alev ablanıza zorluk çıkarmayın olur mu bir tanem? Ha? Baba gitme. Aman Naz, gitmem gerek. Hemen döneceğim, söz. Gitme. Kızım niye böyle yapıyorsun? Alev ablan yabancı mı? Gitme. Kıyamam. Biz aslında çok iyi anlaşırız Kerem Bey. Gitme. Naz, ağlama kızım benim. Ağlama bir tanem. Can gelirse ağlamaz. Değil mi Naz? Peki Naz, peki. Gidelim bir konuşalım bakalım. Alev, sen gidip Mithat'la ilgilen de biraz oyala. Ben de gidip komşuyla konuşayım bakayım ne olacak. Nasıl yani? Yalnız mı gideceğim ben? Yo, yanına birkaç arkadaş al öyle git. Sorun yok, ben yalnız gidebilirim Kerem Bey. Orada görüşürüz. Yardımcı olabilir miyim? Pardon. Ne arıyorsunuz burada? Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da. Efendim? Aa! İyi akşamlar. Cansu'nun ikizi misin sen? Beni gördüğünüzde çok sevindiğinizi biliyorum. Ama lütfen susun ve burada olduğumu sakın belli etmeyin. Birinden mi kaçıyorsun sen? He? Bana bak, evime sakın bir bela bulaştırayım deme. Ya ne belası canım, ajan mıyım ben? Bilmiyorum artık ajan mısın nesin. Ama psikolojik harp dairesinde çok işe yararsın sen. Yapma
Daha çok bekleyeceğim mi İsmet anne? Nerede bu Cansu? Evladım, kuaföre gitti herhalde. En iyisi sen de, o gelir artık. Kuaföre beyaz gitti. Atlı prensinden kaçıyorsun demek. Ne beyaz atlı prensi? O benim beyaz atlı prensim falan değil. O Semih Yılmaz'la yemeğe gideceğim, ölürüm daha iyi. Yani şimdi o Semih Yılmaz senin burada olduğunu öğrenirse hiç mutlu olmazsın, öyle mi? İsmet annem, ama Cansu kuaförden nefret eder. Ay, ay niye nefret etsin Yılmazcığım? Olur mu? Abisinin düğününde hani saçlarına böyle kuş yuvası gibi yapmıştı. Buradan böyle böyle topuz olmuştu hani. Ben dedim ki, ne güzel kız gibi olmuşsun dedim. Hep git kuaföre dedim hani. Nasıl dövmüştü beni? O eskidendi yavrucuğum. O zaman küçüktünüz, çocuktunuz. Şimdi maşallah kocaman adam oldun. Ben şimdi bir arayayım onu. Benim kapıda şahsi arabam var ya. Giderim kuaförden alırım. İsmet annen. Telefon yandan çalıyor. Sen de bir anlaşma. Ben seni beyaz atlı prensinden kurtarayım. Sen de bu akşam Ömer'le Naz'a göz kulak ol. Ha? Nasıl yani? Yani bir abla gibi, dadı gibi, iyiliksever bir komşu gibi. Benim bu akşam iş yemeğim var da çocuklar seninle kalmayı çok istiyorlar. Acaba ha? Cansu'nun telefonu köşkün bahçesine mi düştü İsmet anne? Bir tırmanıp bakayım belediyiz. Dur, ne tırmanması? Düşerse maazallah. Beyaz atlı prensin senin burada olduğunu öğrenince çok mutlu olacak. Tamam, kabul. Sessize al. Alo. Merhaba teyzeciğim. Evet, çok rahat taşındık. Tabii tabii, hiçbir sorun yok. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim kızın ziliyle aynıymış demek. Ya. Ha, Cansu'nun telefonu değilmiş. Neden açmadı acaba? Kısmet teyze, kuaförü dövüyor olmasın? Yok canım. Ne diyeceğim? Sen en iyisi git önden. Cansu sonra bir taksiye atlar gelir. Ben gideyim yer kapayım. Yer ayırtmadın mı zaten oğlum? Ayırttım. Olsun. Ben işimi sağlama alayım. Vallahi Cansu bayılacak ha. Çok güzel restoran. En pahalısından. Hadi görüşürüz. Ay, ay öldürecek bu kız beni. Senin gibi kalık olacak sonunda. Kalık mı? Aşk olsun abla. Ben hiç de bir evde kalmadım. Ben seni yalnız bırakmamak için evlenmemeyi tercih ettim. Ay ağzımdan kaçıverdi işte. Her şeye alınma sen de. Sen ne yaptın evlendiğinde çok mu iyi oldu? Durdun durdun gittin maymunun birine vardın. Ha? O maymun da daha genç bir maymun için seni terk etti. Maymunlar cehennemine düştü. Demek Ömer şantajcılığı sizden öğrenmiş. Şantaj değil o. Ben bir teklif sundum. Sen de kabul ettin. Hayat ne enteresan değil mi? Dün evden kovduğunuz birine bugün çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Seni isteyen ben değilim. Nedense çocuklar senden pek hoşlandılar. Ben de onlardan çok hoşlandım. Babalarının aksine pek sevimliler. Neyse, neyse. Uzatmayalım artık. Bu arada bu elbiseyle gerçekten başka biri olmuşsun. Çok hoş görünüyor. Ben bu elbiseyi bir yanlışlık sonucu giydim, tamam mı? Hoş görünmek için değil. Peki. Ya. Evet, çocuklar. Yaşasın, Can geldi. Konuştuğumuz gibi Cansu ablanız bu akşam sizinle olacak. Süpersin baba ya. Canım babam benim. Tamam mı Nazlı prensesim? Mutlu musun? Hı hı. Baba artık çıkabilir mi? Cansu abla, bu senin bakıcılık kıyafetin mi? Çok tatlı mısın Can? Hayır, olmamışım. Telefonumu buraya yazdım. Naz'ın yemek problemi var. Yani biraz uğraşman gerekecek. Siz hiç merak etmeyin doktor. Yeğenlerimi az doyurmadım ben.
Şu yeğen konusunu açmasak, hani geriliyoruz da. Adı üstünde nazlı bir kız. Çatal kaşık sizde olmalı. Nasıl yani? Bu yaştaki kızı hala siz mi yediriyorsunuz? Yok, bırakıyorum, açlıktan ölüyor. Ya yemiyor, yeme problemi var. Psikolog annesine duyduğu özlemden olabilir dedi. Ah canım. Ah kıyamam canım benim. Doktor siz hiç merak etmeyin, ben ne yapar ne eder doyururum onu. Harika, güzel. Ha, Pınar yukarıda ders çalışıyor. Ah, bak söz verdim. Garip şeyler yapmak, yaptırmak yok, tamam mı? Ha, taktınız garip garip. Garip ne ya? Aikido yapmam mı garip? Abi elbiseyi giymeyi sevmemem mi garip? Yoksa insanlara yardım etmem mi garip? Garip olan ne Allah aşkına? Garip olan hayat. Özellikle de benim hayatım. Sakın evi yakmayın. Şahane kokulu cüce lahanalar. Pilav taklidi yapan zavallı pirinçler. Ve yeşil tuhaf bir su. Kuşkonmaz çorbası. Babam nerede? Dışarı çıktı. Nasıl yani? Sizi benimle yalnız mı bıraktı? Cansu abla, ne yapıyorsun sen burada? Bize bakıyor. Tarzın amma değişmiş. Oscar törenine mi katılıyorsun? Biliyorum, komik ama uzun hikaye. Bir şey soracağım. Bu yemekler acaba biri tarafından mı yapılıyor yoksa hastaneden falan mı geliyor? İğrenç değil mi? Babam sağlıklı yemekler yapan bir şirketten getirtiyor. Maalesef. Anladım. Naz'ın neden yemek yemediğini şimdi daha iyi anladım. Tam 4 kez aradığınız Cansu'ya ulaşamadınız ama siz ısrarla arıyorsunuz Yılmaz'cığım. Neredesin ya? Seni bekliyorum. Geleceksin değil mi? Çok lüks restoran ha. Adresi sana mesaj attım. Tamam. Yılmaz bana bak. Bana bak Yılmaz'cığım, sana bir soru soracağım. Şimdi biz bir arkadaşla gelsek problem olmaz değil mi? Tamam, görüşürüz o zaman. Hadi kalkın gidiyoruz. Nereye? Çabuk çabuk çabuk. İstanbul'un en lüks restoranına. Hem şahane yemekler yiyeceğiz hem de bir Seme'ye dersini vereceğiz. Yürüyün. Şefim. Şişt, şefim. Gel. Buyurun. Şefim. Şimdi bizim Manita buraya bir tane arkadaşıyla gelecek. Biz böyle 3 kişi yiyip içsek kaça çıkarız? Ne içeceğinize bağlı. Dilerseniz ben size bir tane menü vereyim. Ver. Anam. Bu ne be? Altın dolması mı yiyeceğiz kardeşim? O yok. Ama altın o şefimiz var. Çok meşhurdur. Eyvah. Babam var ya, benim dalağımı söker. Mahallenin girişini asar vallahi. Aman baba ya, manitam için değmez mi ya? Zaten evlenelim, yüzüğü takalım, ondan sonra hep evde yiyeceğiz ya. İşte. Ha. Her genç kızın rüyası böyle bir erkekle evlenmek. Aslında her erkeğin hayali senin gibi bir kadınla evlenmektir Cansu. Hoş geldin. Hoş geldik yani, değil mi? He, hoş geldiniz. Hesaba 3 kişi daha eklemek senin için sorun olacaksa hiç çekinmeden söyleyebilirsin. Burası pahalı bir yer. Yok yok, o bakımdan şey etmedim ben. Yani biz anlayışla karşılarız, dönebiliriz de. Ya canım, 3'ün 5'in lafı mı olur Allah'ını seviyorsan? Benim için bunlar önemli şeyler değil. Biliyorsun, bende para var Cansu. Ya bilmez miyim, sen aileden zenginsin. Mahallenin en zengindir Yılmaz, babası müteahhit. Gelin oturun bakalım şöyle. Gel bakalım, gel, gel. Şefim. Şefim, masayı şöyle güzel bir donat bakalım. Biz sadece alakart servis çalışıyoruz efendim. Kart mı? Kart derken? Menülü yani. Ha. O zaman
Çocuklara çocuk menüsü ver. Şöyle oyuncaklısından olsun. Hem yerler hem oynarlar. Öyle menüler değil bunlar. Biz şimdi bunlardan seçim yapıp sipariş vereceğiz. Ha, ben bir bakayım o zaman. Ne kadar şanslıyım değil mi? Beni bu düdük makarnasına layık gören bir annem var. Ömer'e gorgonzolalı bonfile medium olsun. Naz'a tavuklu fettuccini. Ben de risotto di mare alayım. Siz ne alırdınız efendim? Ben. Ben şeyi görmüştüm burada, fettuccini gördüm. Bana öyle bir yemek tavsiye edip ki şu arkadaş benden umudu kessin ve bir daha beni asla yemeğe çıkarmasın. Öyleyse mutlaka foie gras denemelisiniz. Restorantımızda bulunan en pahalı yemektir. Hah, foie gras, süper. Ben ondan istiyorum. Tamam. Yalnız bir şey soracağım, böyle içinde abidik gubidik bir şey yok değil mi? Yok, foie gras kaz ciğeridir. Mutlaka denemelisiniz, pişman olmayacaksınız. Tamam. Ana yemek olarak ne getireyim? Ana mı? Ne anası? Ben anam yüzünden zaten bu semeyle yemeğe çıktım. Ben size uygun bir şeyler getireyim. Siz ne alırınız efendim? Enter. Enter. Kut. Kardeşim ne bu antrikot trik isimler ya? Antrikot efendim. Antrikot de straz. Antrikot. Şu bildiğimiz antrikot. Sen antrikotu bana sor ya. O zaman bana antrikotla Çamlıca. Nasıl olsun? Sinirsiz yerinden olsun, lokum gibi olsun. Gayet tabii. Ben nasıl pişsin demek istemiştim. Kardeşim, lokum gibi pişsin, lokum gibi. İçerik olarak ne alırsınız? Ayran. Herkese açık ayran ver. Ayran servisimiz yok efendim. Hoppa. Kardeşim o zaman salata falan yap ya. Adam başı bir asgari ücret almayı biliyorsunuz. Baban köşkü arıyor. Telefonu cebime yönlendirmiştim. Sakın kimse konuşmasın, tamam mı? Sen de ağzını şıpırdatma. Alo. İyi akşamlar Cansu Hanım. İyi akşamlar Kerem Bey. Ben her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istemiştim de. Tabii tabii, yolunda. Biz de tam yemeğe oturmuştuk. Güzel. Azı yedirmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Kendi haline bırakırsanız yemez demiş miydim? Tabii demiştiniz, demiştiniz. Ben de size merak etmeyin demiş miydim? Ay, dememişsem çok şaşıracağım çünkü. Ha, demişsem problem yok. Yani demem şu ki Naz yemeğini yiyecek, merak etmeyin. Güzel, güzel. Evet. En azından bir tabağı bitirirse iyi olacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha, bunlar köşke yeni taşınan doktorun çocukları yani. Ay bravo Yılmaz. Üç kere de şıp diye anladın. Semeyizanlarla başka oluyor tabii. Yalnız var ya, babam şu an bizim dışarıda olduğumuzu bilse kesin kalp krizi falan geçirirdi. Söylemezsek kalp krizi falan geçirmez değil mi? Babama yalan mı söyleyeceğiz yani? Yok, yalan söylemeyeceğiz ama gerçeğin bir kısmını anlatacağız. Bu ne demek? Yani yalan söyleyeceğiz demek. Pınar'cığım, yalan çok kötü bir kelime. Çocuklar asla yalan söylememeliyiz. Yalan söylemek gerçekten çok kötü bir şeydir. O zaman yani babama dışarıda yemek yediğimizi söyleyeceğiz, öyle mi? En iyisi biz bu olayla ilgili sessiz kalma hakkımızı kullanalım, tamam mı? Hiçbir şey söylemezsek yalan da söylememiş oluruz. Cansu. Seninle biz ayrı masaya geçelim mi? Çocuklar da burada rahat rahat yemeklerini yesinler. Niye? Çocuklar seni gerdi mi? Yok, germe bakımından değil. De böyle her şeyi böyle ortada konuşmak hani diyorum ben. Sen açık açık konuşabilirsin de konuşmak istiyorsan. Çocuklardan çekinmene gerek yok. Onlar çok modern çocuklar. Rahat ol yani. İfade et sen kendini. Öyle diyorsun yani.
annengiller elbiseyi ne güzel dikmişler. İçinde sen olmasan. Yani boş bir elbise yani. Yani elbise olmasa da olur canım. Yok yok, çıplak değil, çıplak değil. Çıplak değil. Hani senin her gün giydiğin o dandik kıyafetler var ya. Onları giysen de güzelsin yani Cansu ya. Yani Cansu abla hep dandik mi giyiniyor? Cansu diyor, dandik mi giyiniyor diyor. Şefim! Şişt, şefim! Öldük açlıktan, yemekler nerede kaldı ya? Nazlı, Yılmaz abin de belirirken gel biz çiçekleri sulayalım. Çiçekleri mi? Hangi çiçekleri? Tuvaletteki çiçekleri. Evet, sulayalım. Hadi gel. Yardım istersen seslenirsin, tamam mı? Tamam, nasıl sesleneyim? İmdat diye. Tamam, sen de yardım istersen sen de imdat de. Anlaştık. Ama ben hemen gelemeyebilirim. Peki. Aa, bu cahilin burada ne işi var? Ay boşuna mı bu kadar para veriyoruz buralara ya? Neyse canım, iyi ki böyle kadınlar var. Hiç değilse kalite farkı ortaya çıkıyor. Çok özür dilerim, istemeden oldu. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Musluk kullanmayı bilmiyor musun? Cahil şey. Ne bu nefret? Azıcık su sıçradı, kezzap dökülmedi ya. Bu ne bu? Bu ne bu? Saç, elbise. Evet, senin yüzünden mahvoldular çünkü. Eğer musluk kullanmayı bilmiyorsan git ellerini bir yalakta falan yıka ya. Sizin gibileri ben bir efsane sanıyordum. Meğer gerçekmişsiniz. Siz kanla besleniyormuşsunuz, doğru mu? Küstah. Ay inanamıyorum, bir de küstah. Bana bak, sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun, edepsiz abam. İmdat, deli deli. Sana söylemiştim, hemen gelemem. İmdat. Bir de senin çocuğun mu var? Benimse ne olacak, çıkarıp dövecek misin? Bana baksana güzelim. Seni bu restorandan sürdürürüm. Seni bir daha bu semte bile sokturmam. Anladın? Bence sen acilen bir koca falan bulup onun hayatını mahvet. Nasılsa seninle evlendiği için hak etmiş olacaktır. Benim koca falan bulmama gerek yok canım. Çünkü ben zaten Türkiye'nin en başarılı cerrahıyla nişanlıyım. O teyze kanla mı besleniyormuş? Olur mu öyle şey? Şaka şaka. Çok fazla vişne su içiyormuş da ondan. Hadi gel, ellerimizi yıkayalım şimdi. Sesi Alev ablanın kadar korkunçtu. Köftesi yemeye. İyi, tükürüyor. Tükürük mü? İyiyiz biz ya böyle. Yani ben tükürük köftesi yemem. Şaka şaka, tükürük değil. Bükürük köftesi, böyle bükülerek yapılıyor. Hadi kalkın, kalkın. Ya Cansu, nereye gidiyoruz ya? Yemekler yeni geldi. Ya sen bunlara yemek mi diyorsun Yılmaz? Şunu bak, porsiyonlara bak. El kadar sağ gözün doysa sol gözün aç kalır be. El kadar. Maşallah el kadar ama fiyatları da kol kadar. Sen zengin değil miydin Yılmaz? He? Zenginlik böyle bir şey işte. Abuk şeylere gubik paralar saçmak. Ya zenginiz diye aç mı kalacağız ya? Allah'ım gülün çocuklar, kalkın çabuk. Bu tarafa bakmak yok. Bak, 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 ver şu şalımı ver. Şalımı ver. Çantamı ver. Çabuk.
Ya Cansu, sen birini falan mı gördün? Eski sevgilimi gördüm. Beni aldatmıştı da. Yürü, çöpsizlik. Ben size servet ödedim ya. Ben sizi yemeden gidemem. Şefim! Hesap hesap şefim! Güzel. Güzel, iyi, iyi. Ortalık sakin. Çocukları yatırmış demek ki. Ben bir yukarı çıkıp bakayım. İzin verirseniz ben de lavaboyu kullanabilir miyim Kerem Bey? Bu şuursuz kadın yüzünden hiçbir şey yapamadım. Ay nasıl cahildi bir görseniz. Kadın musluğu açamıyor daha. Ya tanıştırmak lazım kadınla musluğu. Musluk avam, avam musluk. Patlayacağım şimdi. O kadar yersen patlarsın tabii. Ben de patlayacağım. Şimdi bir soda çakarız, hiç kimse patlamaz. Aa, babam gelmiş. Seni çok özledim, canım babam benim. Nereden geliyorsunuz siz? Restorandan. Restorandan geliyoruz babacığım. Çocuklar doğru dürüst bir şeyler yesinler dedim. Yoksa o iğrenç lapalar gerçekten de yenecek gibi değildi. Öyle mi? Ben yatabilir miyim babacığım? Zaten uykum geldi. Oğlum saat 10'u geçiyor zaten neredeyse. Hadi kardeşini al da git. Teşekkürler Cansu abla. Bugün çok eğlendim. Ben de. Biliyor musunuz ben de çok eğlendim. Şimdi ne yapıyoruz? Homini gırtlak, pufidikan değil. Tumba yatak. Aferin. Dişinizi fırçalamayı unutmayın. Tamam. Cansu Hanım. Niçin bana haber vermeden restorana gidiyorsunuz? Ha? Pınar, sen niye babanı aramıyorsun kızım? Ya öyle bir anda karar verdik de gittik biz. Yani hani siz de iş yemeğindeydiniz ya. Rahatsız etmeyelim dedik. Peki hangi restorana gittiniz? Yani... çok şık bir restorandı. Öyle fettuccine falan öyle çok havalı şeyler yedik. Ya aslında biliyor musunuz Kerem Bey, ben bazen düşünüyorum da... Ama bu kadın restorandaki aval. Bu kadına ne iş var burada Kerem Bey? Olur mu öyle şey Alev? Bu komşumuz Cansu Hanım ya da Can Hanım. Artık hangisini tercih edersen. Cansu Hanım, Can Hanım. Hani şu erkek Fatma dediğiniz. Bu mu erkek Fatma? Her neyse Kerem Bey. Restoranda bana saldıran, bana hakaretler saydıran kadın o avam bu işte. Saldıran mı? Evet. Azıcık su sıçrattım diye beni az daha boğuyordu bu nişanlınız be. Nişanlı mı? Ne nişanlısı baba? Ne nişanlısı kızım? Ay ne nişanlısı canım. Deli işte. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cansu Hanım, nereden bu konuya kapıldınız bilmiyorum ama Alev Hanım benim asistanımdır. Şimdi anlaşıldı. Kendi kendine gelin güvey modeli. Ben de düşünüyordum, insan nişanlısını niye çocuklarından saklar? Bu gerçekten zır deli. Ama tehlikeli olabilir Kerem Bey. Tuvalette bana çok kötü saldırmıştı. Hakaretler etmişti. Polis mi çağırsak acaba? Ne diyeceksin polise? Ay kıyamam. Patronum benimle evlenmiyor. Tutuklayın onu mu diyeceksin? Sen var ya, sen zır delisin. Senin kapatılman lazım. Kerem Bey, isterseniz şu anda Bakırköy'deki ambulanslardan birini arayabilirim. Numara mutlaka bir yerlerde. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Siz bizim gittiğimiz restorana mı geldiniz yani? Ama orası çok pahalı bir yer. Evet. Ama bizim gönlümüz zengin. Sorun yok yani. Cansu! Cansu! Öpürünü ağladı unutmuşsun ya. Çocuklara verecektin. Bir de köftesi, bir köftesi. Aa, doktor da buradaymış. Merhaba doktor. Ben Yılmaz. Babam müteahhit. Buralar komple bizim oluyor. Bunlar ne de bizim? Cansu da benim manitam. Thank you.
patatesi yedirdiğine inanamıyorum. Aslında hiçbir yaptığına inanamıyorum ya. Siz de bana çemkirmeye yer arıyorsunuz canım. Çocuklarınızla ilgilendim diye böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Ha, sen buna ilgilenmek mi diyorsun? Gizli gizli dışarı çıkmalar, pis sokak köftesi yedirmeler. Midesi bozulursa ne olacak çocukların? Pis falan değil o köfteler canım. Biz sürekli oradan yiyoruz. İşte bir şey olmuyor. Tabii canım. Pis olur mu ya? Mis gibi köfte. Kirlenin tükürük köftesi çok meşhurdur doktor. Kirlenin mis gibi tükürük köftesi öyle mi? Ha, gülerim ben buna. Ama suç sende değil, bende, bende. Tabii bende. Mahallenin delisine çocukları emanet edersen işte böyle olur. Tamam o zaman. Siz de bir daha çocuklarınızı mahallenin delisine emanet etmezseniz olur biter. Yürüyemez. Çekil. Cansu sadece bizi eğlendirmek istedi baba. O kötü bir şey yapmadı ki. Pınar. Naz tam iki tabak köfte yedi biliyor musun? Hem de kendi kendine yedi. Kızım bak. Ama sen ona teşekkür edeceğine bağırıyorsun. Ya ben seni bazen hiç anlamıyorum baba ya. Pınar. Nereye gidiyorsun? Mahallenin delisinden özür dilemeye. Neler söyledi dengesiz kadın ya? Nişanlıymış, kendi kendine gelin güveymiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi Kerem Bey? Bence bu kadın kafayı size takmış. Hatta belki o yüzden bizi takip ediyordu. Hatta belki çocukları da o yüzden getirdi restorana. Alev. Ha? Lütfen yeterince gürültü patırtı yaşadık. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Lütfen, ay, lütfen, lütfen. Kıyamam. O kadının yaptıkları sizi sarstı tabii. Neyse ben gideyim de siz biraz dinlenin. Evet. İyi geceler. İyi geceler Kerem Bey. İyi geceler. İyi geceler. Annen burada olduğunu söyledi. Kafam bozulunca hep buraya kaçarım. Gelsene. Ya ben çok üzgünüm. Babam bazen böyle... Baban yaptığında çok haklıydı. Benim yaptığım doğru değildi. Ama ne yapayım, o kadının önünde hakarete uğrayınca savunmaya geçtim. Ya sen yanlış bir şey yapmadın ki. Hem biliyor musun, annem öldü öleli. Naz ilk kez böyle doya doya yemek yedi. Ay canım benim. Ama olsun, yine de yalan söylememeliydim. Hele sizi yalana teşvik etmem asla affedilir bir şey değil. Babam bu kadar katı olmasa sen de yalan söylemezdin herhalde. Yani babam biraz katı ve değişik bir adam ama... Sizleri sevdiği her halinden belli oluyor. Bütün babalar çocuklarını sever. Tabii. Benim de babam beni çok severdi. Konservatuvar sınavına girdiğimi duyunca beni bir sevmişti, bir sevmişti ki yanağımda izi kalmıştı. Seni dövdü mü? Eğer benim babam senin baban gibi olsaydı ben şu anda çok ünlü bir tiyatrocu olmuş Hamlet'i oynuyor olurdum biliyor musun? Şey, Hamlet erkek ama. Erkek mi? Olur mu canım, filmini gördüm ben. Fatma Girik oynuyordu. Biliyor musun? Sizi bu kadar seven, isteklerinize ve düşüncelerinize saygı gösteren bir baban olduğu için çok şanslısın. Bah, güzel kızım benim. Oo, benim soğan yemiş prensesim. Kızar mıyım hiç? Kızar mıyım? İyi geceler. Hadi öyle bakalım sen. Aslan oğlum benim.
Allah, ben çocuklarıma yetebilecek miyim? Ya benim onlara verebileceklerimden fazlasına ihtiyaçları varsa? Bizim senden başka hiç kimseye ihtiyacımız yok babacığım. Canım kızım benim. Seni çok seviyorum babacığım. Hmm. Giderken çok öfkeliydin. Ne oldu da böyle birdenbire babanı sevmeyi hatırladın? Hı? Hiç unutmamıştım ki. Ama Cansu abla sayesinde daha sık söylemem gerektiğini hatırladım. Cansu mu? Yine mi Cansu? Ya böyle bir anda onun adını hiç anmasak, hı? Tam bir bela çünkü. Ama tatlı bela değil mi? Ya ne demezsin. Tatlı belaymış. Tamam, ben biraz fazla tepki göstermiş olabilirim ama o da insanı çıldırtma konusunda uzman yani. Baba biliyor musun? Cansu'yu babası dövüyormuş, bana anlattı. Ne? Senin ne kadar harika bir baba olduğunu hatırlamam için anlattığına eminim. Hadi git yat sen. Ben de birazdan yatacağım zaten. Hı? Tamam. İyi geceler. İyi geceler canım. Tatlı belaymış. Tadından yenmiyor. Hem elbiseyle o kadar güzel biri niye oğlan çocuğu gibi gezer ki? Çok rahat çünkü. Pınar'la aranızın düzelmesine sevindim. O şahane bir kız. Evet. Teşekkür ederim. İyi geceler doktor. İyi geceler. Bu arada bir şey değil. Ne için? Naz'ın yemek yeme sorununun çözülmesine yardımcı olduğum için. Soğanlı köfteye yedi diye sorun çözüldü mü yani? O kadar kolay mı? Aslında evet, o kadar kolay. Naz'ın eğlenmeye ihtiyacı var. Rahat olmazsa yiyemiyor. Ya. Hı-hı. Bravo. Sonunda çocuk yetiştirme konusunda da uzman çıktın. Anladım ben siz doktor, anladım. Aslında siz iyi bir adamsınız ama gıcık olmak gibi bir hobiniz var. Ben de seni anladım. Senin de insanı çıldırtmak gibi bir hobin var, değil mi? Hadi ben sizi tutmayayım. Doktorlar uykularını iyi almalılar. Yarın öbür gün maazallah bir şey olur, benden bilirsiniz. Hadi iyi geceler. Allah'ın sopası işte. Bana bak, bir şey oldu mu? Yok yok. İyi geceler. İyi geceler.